Merhabalar herkese. Fizyoden Sağlık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben fizyoterapist Fatih Kurtoğlu. Anatomi konu anlatım videolarımız kas sistemiyle devam ediyor. Şimdi de internetten bulduğum net şekilde olan bazı kadavralardan pratikler yapmak istiyorum. Hem de konu tekrarı olması babında. Ayrıca bazı bölümlerde de tıp, diş, hatta hemşirelik, fizik tedavi gibi bölümlerde anatomiden pratik sınavlar oluyor ve bu sınavlarda da kadavradan soruluyor. Burada da kadavralar üzerinden sizlere pratik yaptıracağız. Haydi başlayalım. Birinci resmimize bakıyoruz. Birinci resmimize. Şimdi imleci takip edelim farenin. Buradaki kemiğimizin ismi nedir? Klavikula kemiğimiz. Klavikula kemiğimiz uzun kemik idi ve üst ekstremiteyi sternuma, gövdeye bağlayan kemiğimiz neymiş? Klavikula kemiğimiz. Buradaki yapımızın ismi ne? Buradaki yapımız sternum. Sternum kemiğimiz Türkçesi ya da eski adlandırmasıyla iman tahtası dediğimiz kemik idi. 3 parçadan oluşuyor. Manubrium sterni, corpus sterni dediğimiz gövdesi ve altta da processus xiphoideus dediğimiz kısım. Şimdi ekranı büyük olarak kaplayan kasımızın ismi ne? Musculus pectoralis major. Pectoralis major kasımız. Nereden köken alıyor? Klavikuladan köken alıyor. Sternumdan köken alıyor ve ön abdominal kasların fasya ve kılıflarından köken alıp yelpaze şeklinde başlıyor. İnsersiyonuya doğru birbirine yaklaşıyor lifleri ve sıklaşıyor. Humerus'ta da crista tuberculi majoris'e yapışır. Tüberkülün majusun alt kısmındaki crista tüberküli majorise doğru yapışmaktadır. Siniri nervus pectoralis lateralis ve nervus pectoralis medialistir. Görevi ne? Fonksiyonu nedir? Fonksiyonu ise kola addiksiyon, fleksiyon ve iç rotasyon. Neymiş? Addiksiyon, fleksiyon ve iç rotasyon yaptırmaktadır. Burada gördüğümüz deltoid kası ile pectoralis major arasındaki bu yapı vena sefalika. Vena sefalika, sefalik ven bu yapının ismidir. Kolda laterale doğru ilerleyecek. Buradaki yapımız ise deltoid kasımız neydi? Omuz kabarıntısını oluşturan kasımız idi deltoid kasımız. 3 parçadan oluşuyor. Multipennat bir kastı. Ön parçası klavikuladan başlıyor. Orta parçası akromiyondan başlıyor. Arka parçası ise spinal scapula'dan başlıyor idi. Hepsi birleşip tuberositas deltoideae'ye yapışıyor. Siniri C5-C6'dan köken alan nervus axillaris'tir. Ön parçası kola fleksiyon iç rotasyon. Orta parçası ise kolun 15 ve 90 derece arası abdüksiyonu. Arka parçası ise kola ekstansiyon ve dış rotasyon yaptırır. Birinci resmimiz bu şekilde. Şimdi ikinci resmimize bakalım. Yine ön yüzden bakıyoruz. Burası neresi? Memeyi görüyoruz. Memeyi. Bu koyu kısım areola meme. Bunlar ise meme başları. Kadınlarda ergenlikte ve doğumdan sonra memenin kütlesi artıyordu, büyüyordu. Yine pectoralis major kasımızı görüyoruz. Sefalik, vena sefalikayı görüyoruz. Burada deltoidin ön parçası açılmış. Deri ve deriyi görüyoruz. Bu sarı sarı gördüğümüz şeyler ise, bu sarı sarı yapılar ise fasyalarımız. Derinin altında ne vardı? Fascia superficialis. Onun da altında fascia profundus. Buradaki ismi pectoral fasyadır. Evet, burada ekstra, bakın şurada dişli şekilde bir şeyler görüyoruz. Dişli şekilde. Anlatırken nasıl anlatmıştık? Serratus neydi? Testere dişi şeklinde yapıydı. Bunlar bu kasımız işe. Musculus serratus anterior kasımız. İkinci ve sekizinci kaburgalardan köken alıyordu bildiğiniz gibi. Nereye gidiyordu? Scapula'ya gider. Ve scapula'ya gidiyor idi. Fonksiyonu neydi? Musculus trapezius ile birlikte omuzun 90 derece üstü, baş üstü aktivitelerde görev alırdı. Ayrıca scapulayı toraksa fikse eder hareketlerde. Siniri nervus thoracicus longustur. Brachial plexus'tan köken alan. Herhangi bir atrofisinde ya da inervasyon kaybında ise ne yapıyordu? Kanat scapula dediğimiz hastalık ya da klinik durum ortaya çıkıyor. Burası serratus anterior kasımız. Bu kasımız ise nedir? Bu kasımız ise musculus obliquus externus abdominis kasımızdır. External oblik kasımızdır. Ve elimizi cebimize attığımızda elimiz nasıl şekil alıyorsa bu kasında lifleri bu şekilde
gitmektedir. Eksternal oblik abdominal kasımız. Şimdi üçüncü resmimize bakalım. Evet, buradaki yapıları tekrarlayalım. Sağ tarafta pectoralis major. Bu yapı nedir? Bu kalp pili, pacemaker dediğimiz kalp pili. Burası nedir? Sefalik ben. Yine deltoidin ön parçasını görüyoruz ve deri ve fasyalar çıkarılmış. Burada musculus pectoralis major da kesilmiş, ayrılmış. Şu gördüğümüz yapılar neler? Nervus pectoralis lateralis ve nervus pectoralis medialis. Bu kası inerve ediyordu. Şu yapımız ne? İkinci ve beşinci kıkırdak kostalardan başlayıp processus coracoideus'a giden musculus pectoralis minor'ı görüyoruz. Pectoralis minor. Kasıldığı vakit ne yapıyor? Kostaları eleve ettiği için inspirasyona yardım eder. Omzu da öne içe doğru çeker. Yine serratus anterior kasımızı görüyoruz ve eksternal oblik abdominal kasımızı görüyoruz. Kadavradan da videolarımız gelecek arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı paylaşırsanız sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum.